Kemal Atatürk. Çocukluğumun ütopik karakteri Nirvana'sı. Başarılarına ve fikirlerine asla ulaşamayacağımı söyledikleri kirli yüzü dahil, temiz dahil. Yanan Osmanlı'yı Türkiye olarak küllerinden doğuran lider. Kendi milletinin kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş, başka milletlerinkine ise ilham olmuş başkomutan. Birçok çocuğa hakkında şiirler ve marşlar öğretilen, hikayeleri anlatılan yarı efsane, yarı devletler. Ölümünden sonra sözlerini unutmayın desek de unuturuz. Kalbinizde yaşıyorsun desek de içten içe fikriyatını öldürdüğünüz bir ölümsüz adam. Yaşıyorken ulusun ufuk ne demek, güneş ne demek gösteren büyük. Önümüzdeki her yıl, her ay, her gün, hatta her an daha da içten biraz daha yaşasın dediğimiz büyük. İşte arkadaşlar, bu saygıları Mustafa Kemal Atatürk. Peki ya bizsiniz? Arkadaşlar biz, ulaşamayacağımızı söyleseler de Mustafa Kemal'e ait başarıların benzerlerine ve belki daha iyilerine sahip olmak zeki ve çalışan insanlarız. Bu ve bundan sonraki yüzyılların kirlenmişlikleri içinden temiz çıkmaya dahiliz. Dünya tarihine adımız onun kadar büyük yazdırmaya dair politikacılarız, askerleriz, bilim adamlarıyız, sanatçılarız ve sporcularız. Her şeyden önemlisi, daha eşit, daha güzel bir dünya için insanlığı yeşermekte olan şanslarız. Fakat biz toplum olarak yanlış bir şey yaptık. Mustafa Kemal'den sonra onun gösterdiği ufku ve güneşi seyredip, ufku ve güneşten istediğiniz hazı elde ettikten sonra, uygarlık merdiveninde ne kadar yükseldiğimizi görüp, kendimiz de öğrendik. Bir basamak daha çıkmayı, fazlası dar olan kıvançtan vazgeçmeyi akıl ederek. İşte o günden bugüne kadar ve aslında hala birçok şeyi yanlış yapıyoruz. Bu ender dahi bile aslında yanlış yapıyoruz. Eğer doğru anabilsek onu, ufka ve güneşe doğru bir adım daha atabilsek, uygarlık merdiveninde bir basamak daha çıkabilsek, İşte o zaman tepemize çökmekte olan kara bulutlardan uzaklaşabiliriz. Peki nedir uygarlık merdiveninde bir basamak daha çıkmak? Veya nedir Mustafa Kemal Atatürk? Uygarlık merdiveninde bir basamak daha çıkmak, bir Cahit Arf, bir Gazi Yaşar, bir Zeki Müren, bir Naim Süleymanoğlu, bir Mehmet Öz, bir Aziz Sancaroğlu'ndur. Ufka ve güneşe bir adım daha Mustafa Kemal Atatürk'ü almak ise sanmakta olduğunuz gibi karakteri veya yaşamı ile ilgili kompozisyon yazmak değildir. Televizyonda 10. yıldızının 1 dakikasını izlemek değildir. Anıtkabir'i ziyaret etmek değildir. Resmi törenlere katılmak değildir. Saatler 9'u 5 geceyi gösterdiğinde gösteriler kovanı dikmek değildir. Yaz tutmak ise hiç değildir. Maddi şeyler değildir Mustafa Kemal Hanım. Benim gibi arkadaşlarının, büyüklerinin ve kardeşlerinin gözlerinde engin maviyi görmektir. Saçlarında kutsal sırayı görmektir. Kalplerinde bilim olan düşündüklerini, sanat ve spor olan sevgilerini, vatanı olan adamışlıklarını görmek aynısını hissettirir.